Merhaba, ben Tufan Ertok. Bu yayınımda sizlerden gelen kripto paraları analiz edip paylaşıyorum. Cardano, AGX ve Compound'a bakacağız. Cardano ile başlıyoruz. Cardano büyük resimde çanak formasyonunu katlamış, hedefine ulaşmış. Tabii burada çanağın çatı seviyesinden taban seviyesine doğru Fibonacci'mizi çektiğimizde 1.618'e bakıyoruz. Çünkü doğal bir hedef. Orayı çok güçlü kırmış. Üzerinde de kalıcılık sağlamış. Doğal olarak 2.618 tetiklenmiş. Yani Cardano hedef tamamlamış, agresif gitmiş, hedef tamamlamış. Burada tabii ki de 0.380 seviyesine kadar veya şu seviyelere kadar geri çekilmeler, yani bu 0.40 da olabilir. 0.40 ile 0.38 arasına geri çekilmeler burada normal karşılanmalı. Tabii bunlar kripto paralar, devam da edebilir. Ama ben burada hedef tamamladığını söylüyorum. Çanağın derinliğini katlamış. Çanağın derinliğini katlarken 1.618 seviyesini de kırmış ve 1.618'in üzerindeki güçlü kalınım 2.618'i tetiklemiş. Doğal olarak hedefini tamamlamış, artık geri çekilecektir. Bir dinlenme süreci yaşayacaktır. Tabii bu dinlenme esnasında %30, %20, %40 gibi geri çekilmeler yapabilir. Buralardan veya buradaki 0.38 direnç seviyesinden veya hemen biraz üzerinden buralardan alım yapanlar artık buralarda karlarını alıp kenarıya çekilip beklemeliler. Çünkü bunun bir dinlenme aşaması olacaktır. Sonrasında belki yoluna devam edecektir. O yüzden kar aldıkça kenara çekilip geri çekilmeleri bekleyip tekrar işlem açmakta fayda var. Burada özetle hedef tamamladığını söyleyebilirim. Aynı şey burada da geçerli. Burada bir nizami bir çanak görüntüsü var. Boğaz seviyesinin kırılımıyla birlikte 1.618 seviyesinin üzerinde kalıcılık. Bakın 1.618 doğal bir hedef olduğu için buralarda dirençlerle karşılaşmış bakın. Daha sonrasında kırılım geliyor. Çünkü bu doğal bir hedef. Yani buradaki çatı seviyesinden taban seviyesine biz Fibonacci'mizi çektiğimizde 1.618'e bakacağız. Ve buranın kırılımıyla ve üzerinde kalıcılık sağlamasıyla, üzerinde güçlü kalabiliyorsa 2.618'e bakacağız. Burayı kırıyor. Zaten çanağın formasyon hedefi 1.618'in üzerinde. 1.618'in üzerindeki çanak formasyon hedefine ulaşıyor. Ulaşmakla kalmıyor. 1.618 üzerinde güçlü kalmaya devam ediyor. Bakın burada formasyon hedefinden sonra bir geri çekilme yapıyor yalnız. 1.618'i kırmış. Formasyon hedefine ulaşmış bakın şurada. Ve geri çekilmeyi görüyor musunuz? Tekrar 1.618'e geri çekiliyor ve devam ediyor. Bu bir silkelemedir veya shortçular buraya devreye girmiştir. Dediğim gibi 1.618'in üzerinde sonuçta kalabilmiş, güçlü kalabilmiş ve 2.618 tetiklenmiş. Burada da hedef tamamladığını söyleyebilirim. Geri çekilme seviyeleri tabii ki de bu fitillerin seviyelerini destek olarak alabilirsiniz 0.29.80 gibi ama bunlar kripto varlıklar çok da fazla güven olmaz. Şu seviyelerden özellikle de bakın 0.22.340 seviyesi yani buradaki çanağın boğaz seviyesi şuralar. Buralardan maliyetlenenler biraz daha yukarılardan şu seviyelerden mesela 0.24 gibi maliyetlenenler varsa artık buralarda macera aramaya gerek yok. Kârınızı alıp kenarıya çekilin derim ben. Bir sonraki geri çekilme ve devamındaki yükselişte ancak işlem açın. Buralarda takılmak, beklemek bence riskli. Muhtemel geri çekilme seviyesi tekrar bir 1.618 seviyesi. Burası hala hatırlı sayılır bir destek ve direnç olmuş bakın. Buralara kadar geri çekilme yapabilir. Daha aşağılara da gelebilir. Sonuçta şu fitillerin olduğu yerler de destektir. Mesela burayı bir kanal olarak düşünelim. 0.22.868 ile 0.21.885 gibi bir aralık mesela.
Yani şu boğaz seviyesini ihlal dahi edebilir. Dediğim gibi riskli varlıklar, hisse senetleri gibi çok güvenilir destek seviyeleri aramamak lazım. Aynı şekilde de şu direnci kıramaz diyemeyiz. Şu destekte tutunabilir de diyemeyiz. Çünkü tamamen spekülatif Twitter'daki bir mesaja bakıyor. O yüzden hem sosyal medyadaki haber akışlarına dikkat edin derim. Hem de sahip olduğunuz kripto para ile ilgili kendiniz de araştırmalar yapın. Bir haber düşer mesela, ani bir çakılma olur, ani bir yükseliş olur. Ama benim görüşüm, çanağın derinini katladıktan sonra 1.618 üzerine bakıyoruz. Evet, kalıcılık sağlamış, güçlü kalmış burada. 2.618'e ulaşmış. Burası tetiklenmiş çünkü. Artık burada beklemek bence manasız. Geri çekilmeyi beklemek lazım. Dediğim gibi yani 1.618 seviyesine kadar da çekilebilir. Görüyorsunuz burada 0.26439. Şu seviyeler de olabilir. Çanağın boğaz seviyesi olabilir. Mesela çanağın boğaz seviyesi 0.22340 olabilir. Zaten fitiller de buraya geliyor. Burada %40, %30 gibi kârda olanlar veya %50 civarları kârda olanlar çekilebilirler. Bakalım mesela buradan aşağı yukarı şuralardan diyelim ki alımlar gerçekleşti. Şuraya bırakalım. Yani %48, %47.92. %40 ile %47 arasında kar oranı yakaladıysanız eğer, buralarda beklemek bence saçma. Compound'a geçelim. Yükselen paralel kanalda yoluna devam ediyor. Kaufman hareketli ortalamanın üzerinde günlükte. Tabii ki de kanalın orta bandı direnç vazifesi görüyor. Hemen onun üzerinde de 59.47 seviyesi var. Orası da bir direnç hattıdır, hem de güçlü bir direnç hattıdır. Bu arada aslında burada da bir nevi çanağa benzer bir görüntü var. Buradaki kulpla birlikte belki de fincan kulp oluşumu olacak. Onu göreceğiz. Buralarda tabi direnç seviyeleri çok fazla. Orta bandı aşması 59.47 karşılaşacağı yer. Burayı kırması 66 seviyesi var mesela. Şuralar var. Ama biz burayı bir çanak olarak gözümüzde canlandıracak olursak, mesela şu şekilde düşünebiliriz. Şunu seçelim. Daha belirgin hatlarla ortaya çıkaralım. Aslında şu seviyeden şuradan alabiliriz aslında, şuralardan. Şu şekilde. Şöyle. Burayı tamamladığımızda, şuraya çektiğimizde bu şekilde görüntüsü zaten ortaya çıkıyor. Burada da bir kulp yapacak gibi. Yani en azından ona çok benziyor tamamlamak üzere. En azından biz bunu burada yakalamış olalım. Şu şekilde bir görüntüsü var. Derinliğimizi alalım. Büyük ihtimalle şuradaki fitillerin olduğu yerlere gelecek. Şuradan mesela şuraya kadar bırakalım. Kırılımın buralardan bir yerden geleceğini düşünelim. 82.71. 82.70 diyelim. %82.70. Evet. Zaten direnç bölgesinde. Burada 82.70 beklenebilir. Özellikle de 46.90, 50.60 gibi seviyelerde maliyetlenenler buraya kadar sabrederlerse çok iyi kar oranı yakalamış olurlar. Tabii ki de ihtiyatlı olmak
Nokta fayda var. Bunlar kripto varlıklar. Çok da fazla nokta atışı hedefleri beklemeden mesela 77-50 gibi de vedalaşılabilir. Aç gözlü olmaya gerek yok. 77-50 şu mumların dip seviyeleri mesela. Buralardan da aşağı yukarı tabii işte şöyle bir şey 77-54, 77-50 diyelim. Buralarda da vedalaşabilirsiniz. Güçlü direnç bölgeleridir. Geri çekilir. 82-70'e ulaşmaz bakın. Bunu yapabilir. Neticede riskli varlıklar. O yüzden spekülatif hareketler diyorlar. Ha bakarsınız 82-70'i kırar geçer. O da ayrı konu. Ama ben diyorum ki ihtiyatlı olmakta fayda var. Buralarda %40, %50, %30 gibi kar oranları yakalandıysa formasyon hedefi geldiyse çok da beklemenin bir manası yok yani. Evet, geri çekilme seviyelerimiz de belli. Yükselen paralel kanalın içindeyiz. Orta band direnç vazifesi görüyor. Önünde 59.47 var. Aşağıda 50.60, 46.90 seviyeleri var. Buralarda 46.90 mesela stop seviyesi olarak belirlenebilir ve devamı beklenebilir. Hedefimiz 82.70 ama dediğim gibi şu mumların dip seviyeleri de 77.50 gibi bir seviyede beklenebilir. Evet, sizlerden gelenleri analiz edip paylaştım ama her zaman kripto paralara ağırlık veremeyebilirim. Çünkü bir taraftan hisse senetlerini de analiz ediyorum. Sadece burada değil, TradingView'de de istekler geliyor. Hem ABD borsalarından hem yurt içi borsadan. Onlara da zaman ayırıyorum. Zaman zaman da YouTube'da sizlerden gelenleri paylaşıyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.